Lan nereye geldin lan? Şşş oğlum. İmdat! Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte VR ShineCon sanal gerçeklik gözlüğünü inceleyeceğiz. Bu arada bize çok fazla soru geliyor arkadaşlar, bu ilginç ürünleri nereden buluyorsunuz diye. Biz de zaten size daha önce duyurmuştuk. Teknostore adı altında ilginç ürünleri bulabileceğiniz bir market açıyoruz. Teknostore'da hem uygun fiyatla alışveriş yapabileceksiniz, aynı zamanda da en ilginç ürünleri bulabileceksiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan ürünümüze geri dönelim. Piyasada bildiğiniz gibi markalı markasız, kaliteli kalitesiz, pahalı ucuz birçok sanal gerçeklik gözlüğü bulunuyor. Yani yelpaze çok geniş. Hepsinin çalışma mantığı aynı, ancak arada bu kadar fiyat farkı varken tabii ki de gözlüklerin arasında da bir fark olması gerekiyor. Bu fark da gözlüğün kendi kalitesinden, merceklerin kalitesinden ve ergonomik yapısından geliyor. Bu elimde tuttuğum ShineCon marka gözlük 3.5 inçten 6 inçe kadar olan bütün telefonları destekliyor. Artık iOS ve Android marketlerde tonlarca uygulama bulunuyor. Uygulama ve oyunların yanında bir de bu işin video kısmı var. Ürünün biraz da tasarımından bahsetmek isterim sizlere. Ürünün kapağını buradan açıyoruz. Bu kapak tamamen mıknatıslı yapılmış ve bence çok mantıklı düşünülmüş. Kapağı açtığımız zaman burada yaylı bir kısım var. Telefonu buraya oturtuyoruz. Aynı zamanda bu mıknatıslı kapak açılsa bile buradaki yaylı kısım sayesinde telefonumuzun düşme ihtimali ortadan kalkıyor. Ayrıca ön tarafta bir kapak bulunuyor. Bu kapağın şöyle bir mantığı var. İki mantığı var aslında. Birincisi, eğer sizin kullanacağınız uygulama kamera gerektiriyorsa kameranın önünü açmış oluyorsunuz. Ayrıca telefonunuzu uzun süreli kullanacaksanız bu gözlüğün içinde bu kapağı çıkartarak ısınmasını engelleyebilirsiniz. Bir de yan tarafta gördüğünüz gibi boşluklar bulunuyor arkadaşlar. Bu boşluklardan telefonunuza kulaklık, USB gibi aparatları takabilirsiniz. Üzerindeki tekerleklerden de bahsedeyim arkadaşlar. Şu yan tarafında gördüğünüz tekerlekleri çevirdiğiniz zaman gözlük öne ve geriye doğru götürüyor telefonu. Bu da odak mesafesini ayarlamanıza yarıyor. Yani görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırmak buradan oluyor arkadaşlar. Ayrıca siz gözlükle kullanıyorsanız bu VR gözlüğü, bu mesafeyi uzağa alarak da gözlüğün gözünüze batmasını da engelleyebilirsiniz. Ayrıca üst tarafta da gözlüğün merceklerini yanlara açıp kapatmaya yarayan bir özellik var. Hani bütün insanların kafasının boyutu aynı değil arkadaşlar. Gözlerin arasındaki mesafe de ayrı doğal olaraktan. O yüzden siz kendi göz mesafenize göre bu tekerleği oynatarak merceğin arasındaki mesafeyi açıp kısabilirsiniz. Şimdi biraz da gözlüğün ergonomisinden bahsedelim ve sonra da testlerimize geçelim. Benim bugüne kadar denediğim uygun fiyatlı sanal gerçeklik gözlükleri bir süre sonra ya gözümü ağrıttı ya burnumu acıttı ya da ağır gelmeye başladı. Yani ergonomisi tamamen zayıftı. Bunun şurasında bulunan sünger sayesinde arkadaşlar gayet uzun süreler kullanabiliyorsunuz ve hakikaten bende herhangi bir ağrıya yol açmadı. Ayrıca şurada bulunan cırt cırtlar sayesinde kendi kafanızın büyüklüğüne göre yine ayarlayabiliyorsunuz gözlüğü. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sanal gerçeklik gözlüklerini artık günümüzde oyunlarda, filmlerde, videolarda, işte YouTube'da falan her yerde kullanıyoruz. Gerek iOS cihazlarımızda gerekse Android cihazlarımızda kullanabileceğimiz sonsuz derya oluştu. Yani eğer bir akıllı telefonunuz varsa bu gözlüğün içine koyup roller coaster'da maceradan maceraya koşturabilirsiniz. Benim hayatımda hiç maçam diyemedi, roller coaster'a binemedim arkadaşlar, ancak bununla bütün heyecanını atabiliyorsunuz. Ayrıca düşüp ölme gibi bir riskiniz de kalmıyor. Dilerseniz denizin diplerine doğru dalıp köpek balıklarından korkabilirsiniz. Sanki denizin içinde yüzüyormuş gibi onların yanındaymışsınız gibi hissedebilirsiniz. Astronot olma potansiyeliniz yoktur, ancak bu gözlüğü taktıktan sonra istediğiniz evreni, istediğiniz gezegene, uzaya vesaire her yere gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar testlerden önce son birkaç şey söylemek istiyorum. Bu gözlüğü Teknostore üzerinden 54 lira 90 kuruşa satın alabiliyorsunuz. Bu arada dolar kuru ve benzeri şeylere bağlı olarak fiyatta tabii ki de değişiklikler olabilir. Tabii ki de bunu gidip bir HTC'nin işte Vive gözlüğüyle ya da Oculus Rift'in gözlüğüyle kıyaslamak yanlış olur. Fiyatı ortada. Ancak bu fiyat aralığındaki en iyi sanal gerçeklik gözlüklerden birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerek ergonomisi, gerek lens kalitesi bence ürünü öne çıkartan detaylardan bazıları. Şimdi ofisteki arkadaşlarımı yanıma çağıracağım ve onlarla birkaç test yapacağız. Nereye geldim ben? Sen kimsin? Çok korkunç. Ya ben geri dönsem olmuyor mu buradan? Yalnız halılar da Türk halısı abi, bildiğin abi. Baksana şuraya. İmdat! Ya ekliği kesmeye gelenler bahçede dolaşıyor diyor galiba bana ya. Ne yapayım ben o zaman dolaşıyorsa? Ödeseydin paranı! Vallahi pencereler kapılar oynamaya başladı. Şşş! Aslan sakin! Abi çok ilginç yalnız. Ben sallanmadan tavana baktım. Lan göremiyorum, benim gözlerim de kör. Lalar ev bir anda müzik kutusuna döndü. Aha ruhlu bir şey var orada. 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane niye giriyorlar? Gidin lan, var var git. Ne oluyor lan? Ya senin ben var ya. Hayvan karı ya. Ben bu kadar kurtarayım istedim onu, oradan geldi beni sonunda neler etti birader. Çıkarıyorum ben bunu ya. Bitti mi? Çok kötü bir şey ya. Bu ne ya, çok bebekçi bir şey.
Millet hemen üst tarafta duran bağlantıya tıklayarak dünyanın en küçük çamaşır makinesi incelememize ulaşabilir. Hemen altından da kanalımıza abone olabilirsiniz.